7 günde 8 saat uyumadım. Avrupa'ya 700'üncüsüne kadar, yani 720'lere, 710'lara kadar çıktım. Başka bir konumdan hesabıma giriş yapıldı. Beni yakan durumda bu oldu zaten. Allah'a şükürler olsun, bitti. İşkence bitti. Al artık, hesabıma kavuştum. Anlıyorum, başka birinin girme şansı yok hesaba. Çocuk kendine benden uçak atmış. Bulduk. Çocuğu bulduk. Beni takip eden birisi muhtemelen bu videoyu da izleyecek. Selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerleyim. Evet. Thumbnail'da da başlıkta da gördüğünüz gibi hesabım çalındı. Üzerinde söylenecek o kadar çok şey var ki, uzun bir süre, 4,5 ay kadar sürdü bu süreç. 4,5 ay kovaladım. Tek başıma çabaladım. Bunların hepsini zaten ayrıntılı bir şekilde videoda gireceğim. Yaklaşık 20 gün önce, o zaman Twitch TV platformunda yayın açıyordum. Ve orada bu konuyla alakalı olarak serzenişte bulunmuştum. O yayını izleyen arkadaşlar zaten biliyordur. Bu süreci vesaire ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım yayında. Şimdi YouTube takipçilerime, YouTube abonelerime ve YouTube'dan bu şekilde hesabı diğer çalından ve içerisinde neler yapması gerektiğini araştıran arkadaşlara ulaşsın diye bu süreci sizinle paylaşacağım. Öncelikle süreci ikiye ayırdım. Birincisi hesap çalınmadan önceki sürecim. İkincisi hesap çalındıktan sonraki, yani çalındığı andan itibaren daha sonrasındaki süreç. Bu şekilde en baştan anlatacağım size. Şimdiden arkadaşlar, videoya like atmayı, kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi gelin hep birlikte videoya geçelim. Ya birazcık enerjik olamıyorum bu süreçte, çünkü aslında geçti, atlattım yani bu süreci. İlk başta çok fazla kafama takmıştım. Yani sabahlara kadar bunun çözümüyle falan uğraştık arkadaşlarla falan, beyin fırtınası. Ama sonucunu söylemeyeyim. Sonuç sürpriz bir sonuç oldu. Sanmıyorum hani böyle bir şey yapar mıydınız bilmiyorum benim yaptığımı. Ama sonucu sürpriz olsun, şimdiden söylemeyelim. Başlangıçtan başlayayım arkadaşlar. İlk önce sezon 16'yım. Sezon 16'da sonlarına doğru dedik ki biz önümüzdeki sezon, yani sezon 17'nin planlamasını yapıyoruz ekiple birlikte. Sezon 16'nın sonları doğru dedik, rank kasalım. Normal şartlarda bizi Twitch'ten, o zaman Twitch'te açıyordum yayın, bizi Twitch'ten bilen arkadaşlarımız rank kasmadığımızı bilirler. Full ekiple birlikte full rush oynarız. Bir puan kaygısı olmadan rahat bir şekilde oynarız. Yani bizim oyun stilimiz bu şekildeydi. Yani sezon 16 öncesine kadar biz hiçbir şekilde rank kasmıyorduk. Sonra dedik ki bir farklılık olsun. Sezon 17'de rank kasalım. Şu anda da zaten sezonun bitmesine çok az kalmıştı. 2 hafta falan vardı sezon 16'da. Dedik bu 2 haftayı da sezon 17 hazırlık için en azından hani rankımızı yükseltelim. Önümüz sezonda hani daha yukarıdan başlayıp rankı sağlam bir şekilde rush'larız, rankımızı kasarız dedik. Daha sonra sezon 17 geldi. Bizim bu rank kasma muhabbetinden ötürü izlenmelerimiz arttı. Yaklaşık 2,5 katı kadar falan arttı. 100 falan izleniyoruz sürekli. Twitch'te de biliyorsunuz arkadaşlar, hani direkt anlık izleyici olarak yansıyor. Yani 100 izleyiciyi bir ay sürdürebildiğin zaman zaten partnerlik alıyorsun. Yani hedefleri, ilk hedefimize ulaşmaya çok yakındık ve rank asmaya başladık. Rankı ilk haftada arkadaşlar, size şöyle söyleyeyim. İlk 7 günde 8 saat uyumadım. Bakın hani hatırlıyorum o günleri. Yani ekip arkadaşlarım değişmeli yapıyorlardı ama ben uyumuyordum. O an yayında kasıyorduk. Yayın bittikten sonra 5 saat 6 saat yayın bittikten sonra Discord'da off stream olarak yayın açıyordum. Off stream odamız vardı. Orada yayın açıyordum ve Twitch'teki izleyicilerimiz, arkadaşlarımız gelip Discord'dan benim yayınımı izlemeye devam ediyorlardı ve sabahlara kadar, yani aralıksız, yani biz izlerken uyuyorlardı falan. O kadar oynuyorduk. Yani ki zaten Fatih olabilmek için de o kadar oynamamız gerekiyor. Bunun da farkındayım. Hani şey diyenler de olacaktır ya. Zaten onu oynaman lazım Fatih olmak için falan diye. Biliyoruz zaten. Ama o süreci, yani biz daha öncesinde rank kasmadığımız için o kadar çok fazla oyun oynamamıştım. Yani o kadar kısa sürede. Biraz zorladı, uykusuzluk vesaire. Velhasıl kelam, Avrupa'ya 700'üncüsüne kadar, yani 720'lere, 710'lara kadar çıktım. Ve ilk 500'de aramda 30 puan kadar fark vardı. Ve bu süreçte oyunun ortasındayken başka bir konumdan
hesabıma giriş yapıldı uyarısıyla karşılaştım ve tamama bastığımda beni hesaptan attı. Biliyorsunuz zaten o uyarı geldiğinde direkt sizi atıyor. Daha sonra ben girdim hemen, hani acaba dedim yanlışlık mı oldu, ne alaka, ve oyun ortasındayım. Rankta da yani o süreçteki, yani o rankta, o derecede eksi yemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu da biliyorsunuzdur. Tüm PUBG Mobile oyuncuları. Yani 20-30 puan alabilmek için 4-5 oyun winlememiz gerekiyordu. Ve o an orada eksi yemenin siniriyle diyeyim, tekrar hani hızlı bir şekilde giriş yaptım. Acaba diyorum telefondan falan mı yani elim çarptı girdi falan, hani hiç düşünmüyorum yani. Ondan sonra girdim, hemen bir daha beni attı oyundan. Ben girince onu attı. Ondan sonra o bir daha girince beni bir daha attı oyundan. Dedim hemen şey yaptım. Baktım benim de şimdi oyuna bağlı hesapları biliyorsunuzdur. İki tane sosyal medya hesabı bağlayabiliyorsunuz. Bir tane de e-posta hesabı bağlayabiliyorsunuz oyuna bağlantı olarak. Benim de Facebook hesabım bağlı. İkinci sosyal medya hesabım boş. E-posta hesabım bağlı. Hemen aklıma Twitter geldi. Yani bu adam buraya girdi, tamam her şeyi güvene alırım. Ama hani ikincisini doldurayım ki bu adam buraya giriş yapamasın, başka bir hesap ekleyemesin. Yani hemen girdim Twitter'a bastım. Benim de diğer bir tane daha Twitter'dan açmış olduğum ikinci bir hesabım vardı. O yüzden Twitter'ımı bağlayamadım. Ne yapacağım, ne edeceğim? Hemen o an oradaki arkadaşlarıma soruyorum. Boş bir Twitter hesabınız var mı falan gibisinden. O arada da girdim. Hemen Facebook'umu ve e-posta adresimi, kayıtlı olan e-posta adresimin şifrelerini değiştirdim. İki kademeli doğrulama yoktu. Maalesef işte benim akıllı kafam beni yakan durumda bu oldu zaten. Buradaki tüm sorumluluk tabii ki bende. İleride anlatacaklarımda yani sen şifreyi çaldırmışsın. Ama hani millete şey bulma gibisinden söylenebilirsiniz. Ama buradaki baştan da söylüyorum, tüm sorumluluk tabii ki bende. İki faktörlü doğrulamayı açmam gerekiyordu. İki faktörlü doğrulama açık değildi. Bu arkadaşımız hesabıma giriş yaptı ve ben o şifreleri değiştirirken ve güvenliğimi alırken girip bir tane kendisine Twitter hesabı ekledi. Benim hesabımda artık hem o hem ben giriş yapabiliyorum. Adam bir şekilde kendisi bir bağlantı eklemiş oldu hesabıma. Bütün yani şeyim, devrelerim yandı. Zaten uykusuzum. 8 saat uyumuşum bir haftada. Bu olay tam 7. günü oluyor rank kasmanın. 7 günde 8 saat uyumuşum. Yani çok hani devreler yaktı. Bütün hani o ranktaki emeklerim, orada izleyen insanların emekleri ve benimle birlikte ekip arkadaşlarımın uykusuz bir şekilde oynaması emekleri o sezon için bizim için hayal kırıklığı oldu. Onun üzüntüsü bir yandan gelirken maalesef korona belası buldu bizi ve 4 katın tüm bireylerinde korona testi pozitif çıktı. Benim ve birlikte rank kastığım kuzenimin ilk etapta negatif çıktı. Düşünün yani rank kasmaktan virüs bulaşmamış. Yani insan içine çıkmadık yani o bir haftalık süreçte. Daha sonrasında tabii ki ailem olunca aynı evde olduğumuz için benimki de pozitife döndü. Neyse buraları atlıyorum. Bir şekilde geçtik, atlattık Allah'a şükür. O süreç içerisinde Twitter hesabını nasıl kaldırabilirim? Bunu araştırdım. Burada PUBG destek ekibiyle iletişime geçtim vesaire. Ne yapmam gerektiğiyle alakalı bir bilgi edindim. İlk 23 gün, 21 günlüğüne hesabı kaldıramıyorsun. O sosyal medya hesabını kaldıramıyorsun. Daha sonra o süreç bittikten sonra 7 gün o sosyal medyadan hesaba giriş yapılmaması gerekiyor kaldırabilmen için. 7 gün giriş yapılmadıktan sonra sen kaldırma talebi gönderiyorsun, direkt kalkmıyor. Sen kaldırma talebini gönderdikten sonra 7 gün geçmesi gerekiyor. 7 gün geçtikten sonra o hesaptan o sosyal medya kalkıyor. Şimdi arkadaşlar, benim hesabımı arkadaşımız aldıktan sonra Suudi Arabistan bölgesine konum değiştirdi. Sonrasında benim bayrağıma da rastgele bir bayrak yaptı. Sunucumu Orta Doğu'ya taşıdı. Ben o süreçte hani rank kasamadım, bütün emeklerim boşa gitti falan, o hastalık süreci vesaire atlattık. O süreçten çıkarak o Twitter hesabını arkadaşlar her gün girerek hem kendi hesabımı kaldırtmadım o arkadaşa. Çünkü her girdiğimde hesap kaldırma talebi gönderilmiş. Yani benim Facebook'umu kaldırmaya çalışıyor, onu da oradan alacak aklı sıra. Ben o süreç içerisinde her gün, her saat, her dakika hem işlerime hem oraya odaklandım. Ve o arkadaşımızın bir haftalık o sürecini, boş anını bir şekilde bulup Twitter hesabını o hesaptan kaldırdım. Onun yerine kendi sıfır, bakın sıfır, yani kimsenin
Benim ismimle alakalı bir isim bile değil. Yani hesapta. Bir Twitter hesabı açtım. Fake bir Twitter hesabı ve fake hesabının güvenliği tam. Yani iki faktörlüsünden tutun işte o Google Authenticator programlarından tutun. Tam bir güvenliği tam olan bir Twitter hesabını hemen onun yerine ekledim. Dedim ki Allah'a şükürler olsun bitti. Bu işkence bitti. Al artık hesabıma kavuştum dedim kendi kendime. Twitch'te yayın açmaya devam ediyorum. O süreçte de zaten ikinci bir hesaptan açıyorduk. Fake bir hesaptan açıyorduk. Hani yayınları bırakmamak adına. Allah'a şükür dedim. Bitti, hesabımı geri aldım. Sonunda kendi hesabımdan girip yayın yapacağım. Kendi hesabımdan girdim. O süreçte işte bayrağımı değiştirdim. Orta Doğu'dan Avrupa'ya çekmeye çalıştım. Orta Doğu'dan Avrupa'ya sonunda çektik. Her şeyi düzelttik. Sunucuyu işte o Türkiye'ye çektik. Her şey düzgün derken bir turnuva oldu Twitch'te. Katıldık. Turnuvayı kazandık. Açık ara farklı ekibimle. Sonrasında oradan gelen UC'leri hesabıma yükledim. Hesabımı yükledikten sonra yakın bir zamanda yani bir gün iki gün içerisinde Donate barımda dolup o zamanlar Unicorn seti gelmişti özel sandık olarak. Unicorn setini çıkartmak için o UC'leri harcayacaktım. Aynı zamanda kendim de o donate barından ve kendim de üstüne para katarak yani güzel bir açılım yapacaktık. Unicorn seti için çok istiyorduk. Donate barını doldurduk bir gün sonra. Yani ben UC'ler hesabıma yüklendi. UC'ler hesabıma yüklendikten sonra oyundan çıktım. Yani gece yayın da bitti. Sonraki gün hesabıma girdim. Yayın için. Gün içerisinde girmedim. Dışarıdaydım. Sonrasında hesabıma girdim. Donate barından gelen işte paralarla UC'yi aldım. Hesabı yükledim derken bir baktım. Ben dün buna UC attım. Turnuvadan kazandığım UC'leri attım. Nasıl UC 5 görünür? 5 UC kalmış hesapta. Ben diyorum acaba yüklediğim UC'ler mi geri gitti? Ya çünkü o kadar eminim ki hesapta yani tam güvenliği tam hesabım. Çünkü Twitter'ı tam güvenlikle ekledim. Eski Facebook hesabımı, şahsi kişisel Facebook hesabımı kaldırdım. Yine fake aynı Twitter gibi bir Facebook hesabı açtım. Onda da Google Authenticator'ı işte iki doğrulaması vesaire her şeyi tam güvenlikte tam Facebook hesabı ekledim. E-posta adresime bakıyorum. En ufak bir giriş çıkış hiçbir şey yok e-posta hesabında. Şifreler değişti, iki doğrulama vesaire. Sürekli şifreleri böyle o kadar şey koyuyorum ki zor katı şifreler ve sürekli bunları değiştiriyorum. Yani şifremi de yeniliyorum. Anlıyorum başka birinin girme şansı yok hesaba. Hesaba başkasının yani mümkün değil. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Acaba diyorum yüklediğim UC'ler hani geçersiz oldu, hesaptan silindi, geri mi alındı falan diye düşünüyorum. Ondan sonra düşündük ettik, düşündük ettik. O sıralarda da benim arkadaş listemde ve ben eklemediğim halde bir tane Arap bir arkadaş ekli. Adam sırf ben oyundayken, yayındayken girmiyor hesaba. Ben yokken, ben çıktıktan sonra gündüz vakti giriyor, işini görüyor, çıkıyor hesaptan. Şimdi bir hesap ekleyemediği için bütün hepsi dolu. Facebook, Twitter'ı her şeyi dolu. Ve hesap ekleyemediği için hesaba bir şey yapamıyor. Ama giriyor, yokluyor. UC varsa UC ile popülerlik falan atıyor, bir şeyler yapıyor. Lan dedim şu çocuğu ben birkaç gün öncesinden o çocuğu fark ettim listemde. Lan dedim bunu ben eklemedim de acaba dedim hani yanlışlıkla mı ekledim? Hani arena falan atıyorsun da çıkış arena bitiminde Araplar ekliyor ya Arap oyuncular. Dedim acaba hani ekledi mi? Yani bir tanesi. Ben de o ara birini kabul ederken kabul ettim veya o an boş anımda kabul ettim mi falan diye düşündüm. Ama her ihtimale karşı çocuğun açtım profilini, ID'sinin fotoğrafını çektim. Sonra turnuva oldu, bu UC olayları oldu. Fark ettim. Dedim ki düşünüyorum sabaha kadar. UC mi geçersiz yoksa bir hesaba hala giriş var mı? Bir şekilde giriliyor mu? Ama girilmesinin mümkünatı yok diyorum, düşünüyorum. Sonradan girip o UC, şey o ID'li çektiğim aklıma geldi. Girdim telefona baktım ID'sini yazdım. Çocuk kendine benden uçak atmış. Uçak atmış benim UC'mle. Bulduk. Çocuğu bulduk tamam mı? Arap bir X adında X klanına dahil. Muhtemelen bu videoyu da izleyecek. Yani çünkü beni takip eden birisi. Yani yayınlarımı takip eden birisi. Ben yayını kapattığım zaman adam ondan sonra ben hesaptan çıktıktan sonra giriyor benim hesabıma. Beni takip eden birisi. Muhtemelen bu videoyu da izleyecek. O çocuğu bulduk. Sonra klanını falan bulduk. Ama bir şey yapamıyoruz. Hukuki bir süreçte ilerleyemiyoruz çünkü yurt dışında. Arap, Suudi Arabistan'da yaşayan bir arkadaş. Maalesef o süreci ilerletemiyoruz hukuki olarak. Çocukla
İletişime de geçmek istemiyorum. Anlaşamayacağız ki zaten. Arap ana, anladın mı? Ne diyecek? Adam bana şantaj mı yapacak? Yani tamam, hesabını sileceğim şu. Yani konuşarak da bir yolda kat edemeyeceğim. Velhasıl kelam, bu çocuğu buldum, baktım kendisine benden total olarak, yani eskiden çalan da o yani. İlk çalan kişi o. Totalde 56k falan şey atmış. Popülerlik atmış benden. Ondan sonra düşünüyorum bu çocuk nasıl giriyor lan diyorum, her şey tamam. Twitter'a bakıyorum, Facebook'a bakıyorum. Hani etkinlikler oluyor ya, giriş çıkış etkinlikleri, hesaptaki herhangi bir detaylar falan. Hiçbir şey yok. Giriş yok hesaba hiçbir şekilde, hiçbir yerde. Facebook'ta da yok, Twitter'da da yok. E-postayı açıyorum, e-postamda da yok. En ufak bir sıkıntı. PUBG Mobile, o sırada tabii ki ben PUBG Mobile'la da iletişime geçiyorum. Ama PUBG Mobile'la iletişime geçerken adamlar bana 26 günde, 27 günde, 28 günde dönüyorlar. Yani 27-28 günde olan oluyor. Ben kovalıyorum ve bir yol kat ediyorum. O yol kat ettiğimde adam bana döndüğünde çok geride bir cevap vermiş oluyor. Yani bir şekilde anlaşamıyoruz yani. İrtibat kurmaya çalışıyorum, kuramıyorum. Adam benim hesabım, o hesabım benim olduğunu doğrulatamadım 4 kere. Hesabın ilk açılma tarihi, hesabın ne istiyorlarsa her şey var bende, bilgisi var. Daha önce UC alışverişleri, telefondan kendi mağazasından aldığım UC, ilk UC. Sonra sosyal platform, dijital e-pin, işte belli site aracılıklarıyla aldığım e-pinlerin kodlarına kadar her şey, bakın detaylarına kadar her şeyin SS'ini, her şeyini attım. Bakın ne istedilerse benden her şeyi attım. Adamlar doğrulayamıyor. Hesabın benim olduğunu doğrulamadılar. O kadar eminim ki bütün bilgiler kayıtlı bir şekilde buldum. Sadece ilk attığımda bir şeyi yanlış attım. Sonrakinde, ikincisinde, üçüncüsünde, bak ikincide de doğrulayamadılar. Üçte de doğrulayamadılar. Dörtte de attım. Artık dördüncüde cevap bekliyordum adamlardan. Cevap beklerken 22-23 gün oldu cevap bekleyeli. Bana yanıt verecekler. Ben de yani bir şekilde bir yol kat edeceğiz. Yani ve bu anlatamıyorum da. Şimdi PUBG Mobile destek hattına giriyorsun. Sadece diyorsun ki hesabım çalındı. Belli bir taslağı var. Tamam mı? Hesabım çalındı. İşte orada söylenenleri uyguluyorsun. O senden hesabın senin olup olmadığına dair bilgi istiyor. Bu ne için? Oradan bir bağını kaldırabilmen için. Ya Facebook'unu kaldırmak istiyorum işte düşmanın elinde. Ya Twitter'ımı kaldırmak istiyorum, ya e-postamı kaldırmak istiyorum. İkna edebilirsen PUBG Mobile destek hattını, onlar senin e-postada işte sosyal medyanı falan kaldırıyor. Benim olayım bundan çıktı artık. Bundan 3, yani o süreçten 3 ay, 3,5 ay önceki süreçti. Yani ben hesaplarımın hepsi güvendeyken hiçbir şekilde giriş çıkış izi yokken adam benim hesabıma giriyor. Yine oturduk, nasıl giriyor, beyin fırtınası yapıyoruz arkadaşlarla. Sağ olsunlar, onlar da sabahlara kadar oturdular benimle, düşündük. Bu arkadaşlar dediğim kişiler de sosyal medyadan tanıdığım insanlar değil yani. Yanımda, yakınımdaki insanlar, hani güven konusunda da tırnak içinde soru işareti kalmasın kafanızda, birlikte yiyip içtiğim insanlar. Bu düşündük, ettik, taşındık, yani bir şekilde bir yol kat edemedik. En son bir arkadaşım şeyi buldu. bakın gizlilik politikası var burada. Gizlilik politikasına tıklıyoruz. Bu Türkçe oluyor şeyde, telefonda. Türkçe halini başından sonuna kadar, en sonuna kadar, en ufak ayrıntısını kaçırmamak adına bu gizlilik politikasını, hani bize dair, kullanıcıya dair, bu hesabı, yani hesap açan insanlara veya işte bu emülatörden oynayan insanlara, yani gizlilik politikasında bana bir çıkış noktası arıyorum, tamam mı? Ve bulduğumuz çıkış noktası şu. Yani bizim yorduğumuz çıkış noktası. Diyor ki bir hesabının, diyor, bölgesini değiştirdiğin zaman senden bir telefon numarası doğrulamanı isteriz. Şimdi biz de şöyle düşündük. Benim 3 şeyim de dolu. Bu adam benim ilk aldığında hesabımı, ilk çaldığında, Orta Doğu'ya geçirdiğinde ve işte sunucusunu da Suudi Arabistan'a geçirdiğinde bölgesini, büyük ihtimal telefon numarasını ekledi. Kendisi telefon numarası ekledi diye düşündük. Yani başka bir çıkış nokta yok çünkü. Ama şimdi ben de Avrupa'ya geçirdim. Avrupa'da gözükmüyor. Benim e-postam bağlı gözüküyor. E-postamdan giriş yapabiliyorum. Ya bir sıkıntı yok. E-postam bağlı. Facebook'um, Twitter'ım bağlı gözüküyor. Başka bağlantı yok. Öyle düşündük. Hani adam o zaman ekledi, biz çevirdik ama olmadı. Bunu böyle olabileceği kanısına vardık. Sonradan şey denedik. Fake bir hesap açıp bunu VPN'le, e-postası bağlıyken VPN'le başka bir bölgeye taşıdık ve başka bir bölgede
taşıdığımızda e-postayı bağlı değil olarak, yani e-posta ekleyebilir şeklinde gördük. Ve bundan sonra bu süreçte buna yorduk bunu. Ve artık bir nokta ilerlediğimizi düşündük. Adam bu şekilde giriyor diye düşündük. Sonradan tabii şey işleri de çıktı. Bazen işte sosyal medyada, işte Facebook'ta postların altlarında, YouTube'da işte bir sürü şey var. Hani onların dışında da sosyal medya hesabı bağlantı bağlanabiliyor. Yani yasaklı bağlantılar bağlanabiliyor gibisinden bir şeyler izledik, gördük vesaire. Onlardan biri de olabilir. Onlardan biri olmayabilir. Telefon bağlantısı da olabilir ama biz telefon bağlantısına yorduk yani. Hani belki kendisi e-posta da bağlamış olabilir. Sunucusunu ve şeyini değiştirdiğinde, ülke bölgesini değiştirdiğinde buna yorduk. Ondan sonra isim vermeyeceğim. Bu PUBG Mobile Türkiye topluluğunda yönetici olan birçok arkadaşa ulaşmaya çalıştım. Bana yanıt vermediler. Defalarca işte Instagram'dan olsun, Discord'dan olsun bir şekilde hani yanıt vermediler. Olmadı. Hani ne yapabilirim diye düşünürken ya bir yayıncıyım sonuç olarak. Küçük bir yayıncı da olmuş olsa, kitlem yüksek olmamış olsa da hani bunu kitlemle birlikte yapmaya çalıştım. İşte yine isim vermiyorum. O topluluk yöneticisi olan birisine 30 kişi 40 kişi aynı anda aynı mesajı attık. O zaman içlerimizden birkaç kişiye döndü. Ve döndüğünde bize işte PUBG Mobile hesabının çalınması o kişiye aittir. Ve işte yapılabilecek hiçbir şey yok. Bir link vermiş, YouTube linki, kendi kanalına attığı. PUBG Mobile hesabı çalındığında neler yapılmalı? PUBG Mobile destek hattıyla iletişimde neler yazılmalı vesaire vesaire diye. Ama olayı anlatamıyorsun, anladın mı? Benim olayım bu değil. Benim olayım, benim güvendeyken hesabı telefon numarası kaldıramıyorum. Yani en son hani hesabımda bağlı gözükmeyen bir şeyi kaldırmaya uğraşıyormuş şeyine geldim. Noktasına geldim. O arkadaş da hiçbir yardıma dokunmadı. Sadece link attı bize. Kişiye aittir çalına. Ya, yüzünü arkasını döndü yani. Ve bu kişiye ben bir kere ulaşmadım. Bir kere, üç kere. Hiçbirinde yardımcı olmadı. Diğerleri hiç dönmedi. Hiçbir şekilde yani bu topluluktaki hiç kimse benimle hiçbir şekilde iletişime geçmedi, yardımcı olmadı, hiç kimse elimden tutmadı. 4 ay ben yalnız başıma mücadele ettim. 4 ay boyunca yalnız başıma mücadele ettim ve gidebileceğim son noktaya kadar geldim. PUBG Mobile destek hattına yazıyorsun, dediğim gibi 23, 24, 25 gün, 1 ay sürüyor bana geri cevap atmaları. Ama o 1 ay süreç içerisinde de ben bir yol kat ediyorum bir şekilde. Ve bazı şeyleri illegal yapmamaya çalışıyorum. Ya hiçbir şeyi illegal yapmamaya çalışıyorum aslında. Ben bu zamana kadar hayatımda PUBG Mobile oyunu, yani şu hesabı belki de benim kadar bu PUBG Mobile Türkiye'de legal hesap kullanan bir insan yoktur. Benim birlikte yani elimde büyüyen ve bütün oyunlarda birlikte oynadığım, oyunu öğrettiğim kuzenime dahi ben bir kere sezon 2'den beri bu oyunu oynuyorum. Hesap açık. Bir kere başka bir insan benim bilgisayarıma oturup telefonumu alıp bu oyunu oynamamıştır. O kadar legal bakın her şey. Hiçbir illegal, ne veri değişimi, ne dosya değişimi, hiçbir şey, hileyi geçiyorum bile bakın. Hesap en ufak bir ceza almamış bu zamana kadar. Yani yayın kayıtlarım var bir yıl öncesine ait. Yani bu hesabın bana ait olduğuna dair her şey, bilgiler var ve bu hesabın bana ait olduğunu doğrulayamadı PUBG Mobile. Ben PUBG Mobile Türkiye destek hattını mail attım. Türkçe mail attım. İngilizce olarak mail gönderdim. Yabancılar döndüler. İncelenmeye alındığını vesaire bir şeyler söylediler. O süreç tamamlanmadan artık bir gün Ramazan ayında yayın yaptım. Yayını kapattım. Sahura gittim. Sahurdan geldim. Hesabıma giriş yapamadım. Hesabıma giriş yaparken bana dedi ki bu hesaba daha önce daha yüksek bir sürümden giriş yapılmıştır. Bunu bekliyordum. Bu çocuğun neden hala yapmadığını da yani düşünüyordum. Daha evvelinden yapar diye tahmin ettim de yapmadı diye hani gidiyordu. Böyle bir şeyin yapılması illegal bir şey. Oyunun dosyalarıyla, oyun içerisindeki dosyalarla oynayıp sürümünü yükseltmek veri değişimine girer. Ve bunun ban sebebi olduğunu biliyorum. O yüzden kendim yapmadım. Ben de yapıp o adamı sokmayabilirdim mesela hesaba. Ama yaptıktan sonra ben bunun hani vebal mi diyeyim yani... O zamana kadar hiç illegal bir şey yapmamışım. Bütün emeklerim var. O da yapmıyor, ben de yapmıyorum. Yapmadım. Bir şekilde PUBG Mobile'dan destek bekledim. 4 ay, 4,5 ay.
O destek gelmedi. Hesaba adam sürüm attı. Sürüm attıktan sonra hesaba giriş yapamadım. Yani hesabın peşini bıraktım sürüm attıktan sonra. Çünkü o hesaba istesem yine giriş yapardım ama yapmadım. Sebebi de o hesabı ben almış olsam bile bir kere sürüm yükseltildi. Ben o hesaba yatırım yapamam. Aldığım hesabı o şekilde oynarım en fazla. Çünkü ne zaman belki bu rapor yani bir şeyden ötürü 2 sene sonra, 2,5 sene sonra, 3 sene sonra belki yarın ban yiyecek bu. O yüzden o veri değişimi muhabbetinden ötürü hesabın peşini saldım. Ama dedim ki ya benimsin ya kara toprağın. Toplu bir şekilde yayınla hep birlikte hesabı rapor ettik. Hesabın çalındığını ve çalan kişinin oyunu sürümünü yükselttiğini notunu düşüp herkes aynı notu düşüp raporlattık ve hesabı banlattık arkadaşlar. Hesap daha önce hiç banlanmadığı için daha önce hiçbir yasaklı bir şey olmadığı için 3 ay banlandı. Bu süreçte işte Temmuz'un 8'inde açılacak banı. Temmuz'un 8'inde açıldığında hala sürüm yükselterek giriş yapılırsa bu hesaba o şekilde giriş yaparsa ve sürümünü yükseltirse tekrar raporlayacağız ve süresiz banlatacağız tekrar. Yani o hesabı ben gözden çıkarttım. Ben alamadım hesabımı. O kişiye de o hesabı yar etmeyeceğim. Elimden ne geliyorsa fazlasını yapacağım. Şöyle göstereyim hesabında banlandığını hep birlikte görün. Evet bakın. Hesap benim hesabım. Bronz 5 diyor. Giriş yaparken de Temmuz'un 8'ine kadar banlı olduğunu, Temmuz'un 8'inde açılacağını ve Temmuz'un 8'inin de benim doğum günüm olması. Yani çok ilginç bir sayısal bir döngü var. Hesap banlı. Yani her şeyi geçtim. Skinleri falan geçtim. 1 milyon 730 bin popülerlik vardı. İnsanlar oyun oynayıp izleyiciler bana popülerlik var. Onların emekleri gitti. Ona çok üzüldüm. Onun haricinde bakın her şeyini değiştirdi. Tekrardan işte sunucusunu değiştirdi. Ülkesini değiştirdi. Bayrağını değiştirdi. İsmimi değiştirmedi bir tek. Ama banlattık. Yine banlatacağız. Yine sürüm düzeltirse yani PUBG Mobile. Şu an ben bu hesabı gözden çıkarttım. Yeni hesapla benim için içerisinde skinler falan vesaire hiç önemli değil. İzleyen insana ben işte oyun zevki vereyim. Güzel oyunlar çıkartayım. Bu temennideyim. Sürekli klanda da haberi olmayan insanlar oluyordu. Yayına gelip hesabına ne oldu? Hesaptan neden oynamıyorsun? Gibisinden sorular oluyordu. Bunlara da cevap vermiş olalım. Maalesef işte hesabım çalındı. Biz de onu banlattık. Anlatacaklarım bu kadardı. Çok uzun bir video oldu. Ama biraz daha rahatladım. Size de anlatmak istedim. Bu süreçte arkadaşlar PUBG Mobile TR'nin destek hattının ne kadar yetersiz olduğunu gördük. 4,5 ay boyunca tek başıma mücadele ettim. Verdikleri cevaplar boş ve çok geç. Bu tür işlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekir. Maalesef hızlı bir şekilde ilerleyemiyor. Canları sağ olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Yeni hesapla devam ediyorum. Eklemek isteyen arkadaşlar da Aydın burada ekranda ekleyebilirler. Popülerlik atabilirsiniz isterseniz. Bu kadar. Videoya like atmayı, kafanıza takılan herhangi bir soru varsa çalınma süreciyle alakalı veya sizde işte sizin hesabınız çalınmıştır, bir şey olmuştur. Onunla ilgili bilgi almak istediğiniz bir konu varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.